Herkese merhaba arkadaşlar ben Taha Bu videomuzda sizlere Türkiye'nin 4. GSM operatörü Net GSM'den bahsedeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'de 3 operatör hizmet veriyor. Vodafone, Türk Telekom, Turkcell. Bir de bizim işte market isimleriyle, teknoloji malası isimleriyle falan gördüğümüz operatörler var. Bimsel, Teknosesel, PRTSel gibi operatörler. Bunlar aslında operatör değiller. Türk Telekom'un altyapısını kullanıyorlar. Baz istasyon Türk Telekom'a ait, numara tahsisi Türk Telekom'a ait ve tarifeler Türk Telekom tarafından belirleniyor. Bunlar 4. ve 5. ve 6. bir operatör değiller. Ancak Net GSM 4. bir operatör. Net GSM niye 4. Bir operatör? Önce bunu da verin çünkü bazı kafası karışanlar olmuş bu konuda. Kor altyapısı yani çekirdek altyapısı kendilerine ait. Müşteri desteğini, sunucu hizmetlerini kendileri sağlıyorlar. Sadece baz istasyonu Türkcell'den kiralanıyor. Yani bunu TürkNet gibi düşünebiliriz esasında. TürkNet nasıl ki yaygın olarak yaygın altyapı, Türk Telekom altyapısı üzerinden hizmet veriyor ise NetGSM de baz istasyon altyapısı olarak Türkcell'i kullanıyor. Bu da mevzuat gereği olduğu belirtiliyor. Yani sanıyorum e, orada işte belirli kapasite çoğunluğunda e, merkezi altyapının en çok baz istasyona sahip olan operatörün kullanılması gibi bir şart var. Mevzuat ne bilmiyorum. İleride kendi baz olur mu, olmaz mı orasını bilmiyorum. Belki 5G döneminden sonra kendi baz istasyonu yatırımlarını yapabilirler. Şu anda Turkcell altyapısını hizmet veren Core alt yapısı kendisine ait olan bir operatör var, NetGSM. Peki NetGSM bize neler sunuyor? Aslında NetGSM e, özellikle sosyal medyada yayınlanan şu tarife görseliyle e, konuşuldu. Çünkü 1 GB 29 TL'ye sunan 50 GB paketi 430 TL sunan bir operatör neticesem ve fiyatlar diğer operatörlerle karşılaştırıldığı zaman oldukça makul duruyor. Üstelik herhangi bir taahhüt yok. Aşım ücreti falan filan yok. Herkes şunu sormaya başladı. Ya diğer operatörler bizi soyuyor mu? Yani aslında evet. <laughs> Ama tabii ki de bilmeniz gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Bunları öğrendikten sonra net abonesi olup olmamaya karar vermenizi ben tavsiye ederim. Sizler için NetJSM ile ilgili tüm bilgileri bu videoda paylaşacağım. Öncelikle numara tahsisi konusuna girelim. Numara tahsisinde 0510 22 ile başlayan numaralar size tahsis ediyor arkadaşlar. Abonelik başvurusunda bunlardan herhangi birisini seçebiliyorsunuz. Buradaki en büyük avantajınız buradaki numaraların tertemiz olması. Yani daha önce hiç kimse tarafından kullanılmamış, hiç kimse tarafından sahip olmamış numara alacaksınız. Bu da şey işte spam SMS'ler olur vesaire olur. Bu konularda avantajlı olabileceğiniz, dolandırıcılık SMS'lere de aramaları almayacağınız anlamına geliyor. En azından keşfedilene kadar. Tertemiz numara yani sıfır. En büyük şey bu. İkinci önemli avantajınız tamamen dijital abonelik süreci oluşturulabiliyor. Bu mobil şebeke dijital abonelik kapsamında buna farklı bir kısaltması var. Uluslararası kısaltması var. Sahip Türkiye'deki ilk operatör. Tüm süreçler dijital olarak ilerliyor. Tüm süreçler e, elektronik bir şekilde ilerliyor. Süreç bir imzalamayı bile el üzerinden yapıyorsunuz. Zaten üçüncü konuyu da söyledim. Bu tarifelerde herhangi bir tabir vesaire, vesaire yok. Ama bilmesi gereken bazı şeyler var. Mesela yurt dışında arkadaşlar şu anda NetGSM operatörü çalışmıyor. Web sitelerindeki açıklamalarında yurtdışındaki e, yurt dışındaki kullanım için operatörlerle anlaşmaların devam ettiği belirtilmiş. Bu anlaşma tamamlandıktan sonra yurt dışında da NetGSM adları kullanılabilecek. Ancak günlük tarif ücretleri nasıl olur? Ne kadar olur? Bunu bilmiyoruz ve muhtemelen yüklü miktarda olacaktır. Yani buradaki e, paketlerin fiyatını mumlar Yani ben düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan bankacılık geçemesleri. Şu an Halkbank, Denizbank ve Şeker Bank'la anlaşma olduklarını yazmışlar. Bunun dışındaki bankalardan bankacılık esemesleri, doğrulama kodları, 3D Secure güvenlik kodları arkadaşlar telefonlara ulaşmıyor. Burada bilginiz olsun. Ee, yani bu numaraları bankaya eklemeniz mümkün olmayabilir. Öte yandan hani e, bankanıza ekleseniz bile bankacılık esemeslerinizi güvenlik doğrulamasını buradan alamayacaksınız. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir diğer konu her şey dijital olmasına rağmen size fiziksel bir sim kart gönderiliyor. Bu eleştirilmiş web sitelerinde bununla ilgili bilgi vermişler. Esim olacak mı diye. e olacak mı sorusuna evet yakın zamanda e de kullanılabileceği bilgisini vermişler ama bununla ilgili bir tarif bilgisi yok. Açıkçası ben direkt e başlamalarını yeğlerdim. Yani çünkü tamamen dijital abonelikten bahsediyorsunuz. Tamamen işte verimlilik, sürdürülebilirlik olaklı olduğunu söylüyorsunuz. Ama plastik kart gönderiyorsunuz. Yani birçok işte bu konuda tepkilerini dile getirmiş zaten. Hani benim ekstradan bu konuda bir şey söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gelelim ücretlere. Sizin ilk aşamada ödeyeceğiniz ücret 109 TL. Bu kurye ve sim kart için ödenecek toplam ücret. Ama ödeyeceğiniz ücretler bununla sınırlı değil. Burası çok önemli bir konu. 400 TL bir yeni hat tesisi için para ödüyorsunuz. Bu peşin olarak tarifiniz yansıtılıyor. 180 TL'de yeni tesis özel iletişim vergisi ödüyorsunuz. Bu da 12 ay taksitle faturanıza yansıtılıyor. Tabi aboneliği sürecince herhangi bir şekilde NetGSM aboneliğinizi başka bir operatöre taşırsanız kalan taksitler son faturanıza yansıtılıyor. Bunu unutmayın. Numara taşıma demişken NetGSM'e kendi telefon numaranızı Türkcell Vodafone Türk Telekom taşıyabiliyorsunuz. Aynı şekilde Net GSM'den aldığınız bir hattı başka bir operatöre Türkcell, Vodafone, Türk Telekom taşıyabiliyorsunuz. Yani o konuda e, numara taşıma özelliğinin hatlarda bulunduğunu ben size e, söyleyebilirim. Burada tabii ki e, başka e, sorular da var. Hızlı bir şekilde bunlara bakalım isterseniz. Şimdi burada önemli bir soruya cevap vermişler. Teknoloji marketleri işte e, mağazalar gibi isimlerle hizmet veren. Ee, operatörlerden farkınız ne? Bu önemli bir konu çünkü ben de onu haberde falan filan e, incelerken gördüm. Hani kendi bazı istasyonun alt tapusu yoksa ben 4. operatör demem yazmışlar. Burada bunu açıkça ifade ediliyor zaten arkadaşlar. Burada bu e, videoda bahsettiğim bilgiler e, şu an itibariyle olan bilgiler. Ben açıklama kısmına NetGSM'in web sayfasının linkini koyacağım bu konuyla ilgili hazırlanmış. Oradan bu video izlediğiniz tarihe bağlı olarak girip e, bunu kontrol etmenizi ben tavsiye ederim e, bilgilerle değişiklik olmuş olabilir. Sonra aşağıya gelip yorumlara sen böyle demişsin ama böyle vardı diye yazmayın. Çünkü hani video izlediğiniz tarihte bu bilgiler değişikliğe uğramış olabilir. Yani e hizmeti başlamış olabilir atıyorum. E yurt dışında kullanım başlamış olabilir ya da bankada olan anlaşmalar yapılmış olabilir. Bunlar önemli. Bu soruyu yanıtlamışlar. Yani biz kendi core altyapımızı sunuyoruz. Sadece bazistasyonunu Türkcell'den kiralıyoruz. Bunun dışında verdiğimiz hizmet müşteri hizmetleri, müşteri desteği, tariflerimizi biz kendimiz oluşturuyoruz. Numara testini biz sizlere sağlıyoruz ve e, e girdiğiniz zaman e, net GSM operatörünü görüyorsunuz. Diğer işte PTSL, Teknosasel falan filan siz e numara sorgulama yaptığınız zaman, operatör aboneliği sorgulama yaptığınız zaman gördüğünüz şey Türk Telekom'un adı oluyor. Bu önemli bir konu yani bunu açıkla getirmeleri güzel olmuş. Önemli bir konu. Net GSM'de hazır kart şu anda yok. Faturalı abonelik başlatmanız gerekiyor. Faturalı abonelik için web sitesinde beğendiğiniz bir tarifi seçip, ee, abonelik ön başvurunuzu tamamlayıp ücreti ödemeniz yeterli arkadaşlar. Tarifelerden bahsedeceğim zaten işin en bomba kısmı o. ama önce bilinmesi gerekenlerden bahsetmeyi bir ben uygun gördüm. Faturalı abonelik olabiliyor şu anda sadece. Faturasız abonelik yok. İleride muhtemelen faturasız abonelik de gelecektir diye ben tahmin ediyorum. Çocuk saatleri var bildiğiniz gibi. Bunlara işte operatör paylaşımı yapılabiliyor. Hat paylaşımı yapılabiliyor çocuk saatlerinde. Bunlara bir destek var mı? Sorusuna da cevap vermişler. Hani çok ihtiyaç duyulan bilgimi bilmiyorum ama yine de belirteyim. Şu anda çocuk saatlerinde kullanılamadığı bilgisine yer vermişler. Ama bununla ilgili de çeşitli markalarla, Türkiye'de satış yapan markalar çalışmalarını devam ettiği bilgisini iletmişler. Yani eğer çocuğunuzun e, takip etmek için, çocuğunuzla görüşmek için bir akıllı saat e, ona verdiyseniz şu anda net GSM e, bu saatlerde de çalışmayacaktır. Bunun için de bir süre beklemeniz gerekiyor. Bunun paketlerde taahhüt yok. Bu taahhütün olmaması ve fiyatlar avantajlı ama şöyle bir dezavantajı var. Size önceden e, bulunarak tarifelere zam yapabilirler arkadaşlar. Bu zamın ne seviyede olacağını da açıkçası Allah bilir. Yani Türk net kullananlardan bu e, konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ee, hani 270 yıllık hizmet 400 lira olabiliyor ya da işte artık nasıl bir zamana verilirse. Tabii bu aldığınız tarifin koşullarına göre değişkendir. Yani zaten burada sizi bağlayan bir şey yok. Size o paketi, o tarifi daha ucuza sunan bir e, operatör bulursanız o operatöre de geçebilirsiniz. Yani sizi burada bağlayan bir şey yok. Başka bir operatörde e, 12 ay sözleşmenizin bitmesini beklemeniz gerekiyor. Yoksa çok yüksek tutarlarda cama bedeli ödeyebiliyorsunuz. Banka entegrasyonları hakkında söyledim. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisi var. Ancak ne zaman tamamlanacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Denizbank, Şekerbank ve Halk Bankası kullanıyorsanız şu anda bir sıkıntınız yok. Yani geçebilirsiniz NetGSM'e. Ancak diğer bankalarda işiniz varsa net GSM'e geçmenizi ben önermiyorum. İkinci hat olarak alabilirsiniz tabi. O konuda bir sıkıntı yok. Hat dondurma yok arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi operatörlere başvurarak e, kullanmadığınız ya da bir süre kullanmayacağınız numaralarınızı hat dondurma işlemi yaparak e, fatura kesilmesini engelleyebiliyorsunuz. Ya da işte o süre sayıcında normalde işte 9 aylık yanlış anlamıyorsam hatlarda bu kontur yüklemeleri yükleme süreci var. Bunu duraklatabiliyorsunuz hattınızı bir süre dondurarak eğer kullanmıyorsunuz o hattı. Şu an numara dondurma, hat dondurma net GSM'de yok. E, eğer hattınızı kullanmayacaksınız ya komple iptal etmeniz gerekiyor ama numaranızı kaybetmek istemiyorsanız en düşük paketten e, devam etme tavsiyesinde size bulunulmuş. Ama bu konuda da gelen taleplere göre e, bir değişiklik yapacaklardır diye ben düşünüyorum. Salla kazan gibi uygulamalarınız olacak mı? Bizim ülkemizde en çok sevilen şeylerden birisi hediyeler. Vodafone'un hediye çarkı var. Türk Telekom'un sil süpürü var. Türkcell'in salla kazanı var. Bunun gibi uygulamalarında yakın zamanda e, kullanıma sunulabileceği bilgisine yer vermişler. Yani hediye sayanlar için bu tip haberler güzel. Hediyeleri biz de seviyoruz. Ama tabii operatörlerin birinci önceliğinin hediye vermek değil. Sizlere e, düzgün hizmet sağlaması gerektiği olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Sosyal destek işte şehit gazi indirimi vesaire bu tarz kampanya olacak mı? Olacak. Olacağı bilgisi verilmiş burada. Şu anda engel raporunuz falan varsa ya da gazi e, belgeniz varsa e, bu %25 indirim olayından henüz faydalanamıyorsunuz. Bunu entegre etmemişler de ancak entegre edileceği bilgisi burada var. Yani %25 indirimli olarak henüz kullanılamıyor tarifeler. Numara değişikliği yapılabilir. Ee, Bunun herhangi bir koymamışlar. Bu da önemli bir konu. Net GSM hatları yurt dışından satın alınan telefonlarda kullanılabilir mi? Kullanılamıyor arkadaşlar. Yani siz Almanya'dan iPhone 15 Pro Max aldınız ya da Amerika'dan iPhone 15 Pro Max aldınız diyelim. Net GSM hattınızı bu cihaza taktınız yasal süre içerisinde olsanız da bu cihaz pasaporta kaydedilmiş bile olsa e, maalesef şu anda yurt dışından alınan telefonlarda net GSM hatları çalışmıyor. Bununla ilgili de herhalde bir çalışma yapacaklar diye ben tahmin ediyorum açıkçası. Şimdi bu bayilik sorusu. Türk Türkcell'in Vodafone Türk Telekom'un bayisi var. E, net yok. Ben bu aşamada ilk şey düşünmüşüm. Ya, herhalde komple bu bayi olayını ortadan kaldıracaklar. Sadece internet hizmet verecekler ancak... Web sitelerinde bu soruya şu anda bir bayimiz yok ancak bayılık başvurusu için e, şuraya inceleyebilirsiniz diye bir link bırakmış arkadaşlar. Yani buradan anlıyoruz ki NetGSM'in de Turkcell, Türk Telekom Vodafone gibi bir bayi ağı olacak, bir satış ağı olacak. E, bu maliyetleri arttıracak bir durum. E, belki orada fren çay sistemine benzer bir şey yapabilirler bilmiyorum o konuda ne yapacaklarını. Ama bayileri olacak o kesin. E, yani bu da gelecekte fiyatlara e, negatif yönde yansıyabilir. Ben açıkçası Türk vizyonuyla tamamen dijital bir müşteri sistemiyle devam etmelerini yerlerdim Paket fiyatlarında sabit fiyat garantisi yok dediğim gibi bunu web sitesinde de belirtmişler. Ancak herhangi bir zam yaparsak da biz rekabetçi olacağız, real rakiplerimizin altına kalmaya gayret edeceğiz, müşteri memnun etmeye gayret edeceğiz. Ayrıca siz de önceden bilgi yani beğenmezseniz bizden ayrılabilirsiniz'i burada ifade etmişler arkadaşlar. Web sitesinden incelediğimiz kadarıyla da sık sorulan sorulara verilen cevaplar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi derseniz işin biraz daha eğlenceli tarafına bakalım. Eğlenceli tarafı ne? Tarifi ücretleri. Burada 1 GB, 100 dakika ve burada 1 GB internet, 100 dakika konuşma ve 50 SMS için isteyen aylık ücret 29 TL arkadaşlar. Bu gayet uygun bir fiyat. Özellikle SMS e, dakikanın az tutulması ya ben hiç kimseyle konuşmuyorum o kadar uzun süre diyen yani kişiler için gayet mantıklı arkadaşlar. Yani şu anki diğer operatörlerin tariflerine bakıyorum. Hala 2000 dakika konuşma, 3000 dakika konuşma gibi enteresan şeyler var. Abi çıkarın bu konuşma paketlerini işin ucundan. İnternet koyun onun yani. ya da hiçbir şey koymayın. 100 dakika falan koyun. Millet zaten Whatsapp'tan görüşüyor, Messenger'dan görüşüyor, Instagram'dan görüşüyor. Yani paketin içine gereksiz şeyleri doldurmayın yani. Benim görüşüm tabii bu farklı fikirlerde olanlar olabilir. Ancak yine de dakika ihtiyacı olan kişiler için farklı seçenekler var burada. Yani illa 100 dakikalık paketi almak zorunda değilsiniz. Ya da SMS SMS gönderiyorsanız yine 250 SMS'e kadar olması lazım. Paket seçenekleri var. Mesela burada bu skalada en tepe paketimiz 50 GB internet içeriyor, 2000 dakika içeriyor, 100 SMS içeriyor ve 430 TL'lik bir fiyata sahip. Yani fiyat 430 TL aylık. E, ee, yani bu şey bir şey. 2000 dakika ihtiyacınız varsa e, bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca hani dakika SMS ve internet için ek paketler var. Web sayfası şu anda sadece internet için gigabyte başına 19 Türk lirası ücret alındığı bilgisi verilmiş. Bu e, 1 GB 19 TL veriyorsunuz ama 30 gün geçerli. 30 gün geçerli de şu. Sizin fatura kesim tarihiniz. Onun da atıyorum. Siz ayın birinde internet paketini satın aldınız e, ee, onun da bitmiyor o paket kullanımı. Bir sonraki ayın birinde bitiyor. Yani kısmi ücretlendirme olacaktır faturanıza da. Ee, onu ben size belirteyim. Bu güzel bir şey. Yani en azından ee, paranız yanmıyor. Ama diğer operatörlerde de böyle böyleydi diye anımsıyorum ben. Yanlış biliyorsam yorumlara yazabilirsiniz. Yine ihtiyacınıza göre 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB gibi seçenekler burada mevcut. Kısa bir diğer operatörün fiyatlarına bakacağız ama şunu da belirtmem lazım. Netgear'sinin uygulaması çok basit geldi bana. Yorumlarını da inceledim Google Play Store'dan. Yorumlarda da bunu belirtmişler. Ee, ekstradan bu otomatik ödeme talimatı konusunda mesela faturanızı ödemek istiyorsanız online işlem ödeyebilirsiniz. Diğer taraftan bankalarla anlaşma konusunda da orada da eksiklikler var. Yani yapı kredi ve iki bankada daha anlaşıldığı bilgisi verilmiş. Diğer bankalarda otomatik ödeme talimatı vermek istediğiniz zaman e, bulamayabilirsiniz. Onu ben size söyleyeyim. Yani bu konu önemli. Hani bunu kontrol edip ona göre eğer net GSM hattı taşıyacaksanız ona göre taşımanızı ben tavsiye ederim. Sonradan mağdur olmamanız için. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Net GSM tüm talep almaya yeni başladı. Yani herkesten e, numara taşıma veya yeni hat talebi yeni almaya başladı. Ama esasında geçtiğimiz yıldan beri ön talep almak suretiyle müşterilere hizmet veriyorlar. Şimdi web sayfalarından bakalım. Netcsm neyi vaat ediyor? Neyi ortadan kaldırıyor? Yani kendi söylemine göre Netcsm'de ne var ne yok? Bay yok. Bu bay yok geçici bir kavram. Yani web sitelerine koydukları e, soru cevap anlıyoruz ki yakında bir bayileri olacak. Prosedür yok. Yani herhangi bir, bir mağazaya gidip sözleşme imzalamıyorsunuz. Gereksiz hizmet ve ücretler yok. Yani size biz zorla bir şey dağıtmıyoruz diyor. Taahhüt yok. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz diyor bizden. Karmaşık tarifeler yok. Yani biz açığız diyor. 1 GB ise 1 GB. 10 GB ise 10 GB. yanında işte şununla geçerli şu kadar GB. Şunu şöyle kullanmazsam bu uygulamada geçerli olmaz gibi şeyler yok. Vodafone'da mesela duyuyorduk. YouTube için sınırsız internet ama 480 peren yüksek çözünürlükte izlersen videoyu kendi internet paketinden yiyor gibi enteresan şeyler vardı. Ee, sürpriz fatura yok. Sürpriz fatura yok. Yani biz açız. Burada tarif ne yazıyorsa vergiler kısmında ne yazıyorsa biz size aynen bunu faturalandırıyoruz diyor. Ama burada eksik daha doğrusu yanlış yaptıkları bir şey var. Mesela özel iletişim vergisini ve yeni tesis numara tahsis vergisini yıllık sanki her yıl alınıyormuş gibi ifade etmişler. O kafa karıştırıcı olabilir. O ücretleri tek sefer görüyorsunuz. 12 taksitte verdiğiniz 179 lirayı da tek sefer 400 lirayı da tek seferlik ölüyorsunuz yani. Onu söyleyeyim. Sonraki yıl tekrar bir 400 lira falan vermiyorsunuz. Peki ne var diyor. Biz neyi getirdik diyor. Kendi tabiriyle bu endüstriye. Yeni tertemiz sır bir telefon numarası. Bayi gitmeden 5 dakikada online abonelik başvurusu. Dilediğiniz zaman iptal etme özgürlüğü. Çekim gücü. Bu zaten Türkcell'in altyapısında olduğu için. Türkcell'e şu an 2G, 3G ve LTE'de Türkiye'deki en güçlü ağına sahip olduğu için. Bunu buradan doğrulayabiliriz arkadaşlar. Numara taşıma e, bir zahmet olsun o. <laughs> Uygun fiyatlar var. Uygun fiyatlar zaten sosyal medyada gündem olmuştu arkadaşlar. Yani 1 GB 2900 liraya veren operatör bulun şu an itibariyle. Hani ben burada gülümserim. Yani gülümserim. Onu ben size söyleyeyim. Ee, burada şirketin kendisini ifade ettiğini görürüz bu şekilde. Burada önemli uyarıların keşke tamamını ana sayfada direkt yer verselmiş ama burada sadece şu anda banka SMS ilgili uyarıya yer vermişler. Diğer detaylı bilgileri almak için sayfanın altına gitmeniz gerekiyor. Sayfanın altındaki eksik olan sorular bölümünde ana sayfada sorular yanıtlar verilmiş. Şimdi kısa bir karşılaştırma yapacağım arkadaşlar ben. Mesela Türkcell'in sitesine gidelim. Burada arama bölümüne sadece 1 GB yazacağım. Bakalım Türkcell'de 1 GB İnternet içeren bir tarifeyi biz ne kadar alabiliyoruz? Şimdi burada Eko 1 GB bir paket var arkadaşlar. Ekonomik paket. Ve fiyatın 200 lira olduğu yazıyor. Bilmiyorum bu taahhütsüz falan mı acaba ya? ECO 1 GB paketiyle bol içerikli içerikleriyle Turkcell Foto dünyasının keyfini sürün. Yani 1 GB 200 lira bu yani taahhütsüz falan değil değil mi yani? Hani taahhütlü ücret. Bilemiyorum şu an emin olamadım yani. 1 GB bildiğiniz 200 liraya. 1600 dakika, 1 GB internet ve 200 SMS var arkadaşlar. 200 TL yazıyor. Hani yorum sizin. 200 lira nerede? 29 lira nerede yani? Burada diyorum sizin. Turkcell'e bir karşılaştırma yapmış oldum kısaca. Ama tabii Turkcell'de GB arttıkça e, fiyat fantastik noktalara gidebiliyor. Yani 15 GB 250 liraya falan da bulabiliyorsunuz. Bazı özel tarifeler var bunda. Ha, sen ne kullanıyorsun diye sorabilirsiniz. Ben Turkcell'liyim. E, şu anda 230 lira ödüyorum. GNC e, Star Media 60 GB paketi ne kullanıyorum. Yani biraz da avantajlı noktadayım. Mesela Vodafone'a bakalım. Hızlı bir şekilde. Bütçe dostu 1 GB kampanyası var arkadaşlar Vodafone'da da. Burada da hemen hızlıca paket içeriğine bakayım. Farklı seçenekleri varmış bunun. 4 GB, 12 GB vesaire vesaire gidiyor. Ya biz şu an 1 GB endeksine gidelim. <laughs> Gerçi 4 GB'da. Arkadaşlar Vodafone'da internet 4 GB'dan başlıyor. Bu web sitesine bir şey koymuşlar ama 1 GB paketi. Onun fiyatı çıkmıyor. 4 GB internet için e, yanında 1000 dakika ve 250 SMS var. 185 lira isteniyor arkadaşlar ve bu da ilk 3 ay. Sonraki 9 ay 230 lira. Yani yorum sizin. Bu paket 1 GB olsa yani herhalde onu da en az 150'den 160'dan açarlar diye ben düşünüyorum. Yani net GSM diğer 3 operatöre baktığımız zaman fiyat olarak oldukça ileride duruyor arkadaşlar. Tabii ki eksiklikleri var ancak bunlar ileride kapatılacak eksiklikler yani var olacak eksiklikler değil. Buradaki önemli nokta bence NetGSM'in e, Türkcell'in baz istasyonu altyapısını kullanması. Kesinlikle bu e, bu operatörü öne geçirecek bir nokta. Yani Türkcell'in çekim gücünden e, faydalanabilecekler. Tabi buradaki core altyapısının iyi olması önemli. Yani Türkcell baz istasyonunu SAF olarak veriyor operatöre. Operatör kendi e, sunucu sistemini, kendi yönetim sistemini e, kullanıyor. Bu önemli bir nokta yani. Burada yönetim sürecinin nasıl olacağı, nasıl işleyeceği çok önemli. Net GSM hakkında size önemli bilgileri anlatmaya çalıştım. Bu bilgiler ışığında Net GSM abonesi olup olmayacağınızı karar verebilirsiniz. Abone olmaya karar verirseniz, başvuru linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Abone olursanız da fikirlerinizi lütfen yorumlar bölümünden bizimle paylaşın ki diğer arkadaşlarımız abone olmayan diğer arkadaşlarımız da bundan faydalansın. Bir de NetCSM'in şu şeyi de var. Onu da belirteyim. Söyleyecektim. Unutuyorum. Ee, kullanıcıya özel müşteri hizmetleri temsilcisi olacağından bahsediliyor. Yani bu bütün operatörlerin yıllardır var ettiği bir şey. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama her bireye tek bir kişiyi e, ayırabileceklerini ben zannetmiyorum. Yani muhtemelen e, hani siz aradığınızda hızlı bir şekilde size aktarılacak bir müşteri temsilcisi olacaktır. Bu özel müşteri temsilcisi olayı bana hep hikaye geliyor açıkçası. Ayrıca işte Vodafone Red'de, Türk Telekom Prime'da, Turkcell Platinum'da gördüğümüz gibi şeyler olur mu? Muhtemelen öyle bir tarifeleri de olacaktır ilerleyen zamanlarda ama şimdilik e, maksimum tarife 50 GB. Ben Turkcell'de 500 GB'lık paket bile gördüm. Yani paranız varsa onu da alabilirsiniz. Ama şu an 50 GB'da e, şeyin tarifeleri bitiyor. Netgesin bitiyor. Sizlerle birlikte Türkiye'nin dördüncü operatörü olma yoluna çıkan NetGSM'den bahsettik. NetGSM'in e, eksikliklerinden bahsettik. Avantajlarından bahsettik ve bizlere sunduğu tarifelerden bahsettik kısaca. E, umarız NetGSM çıktığı bu yolculukta başarılı olur ve diğer operatörlere ne bileyim e, rekabetiyle kök saldırır. E, çünkü TürkNet'te biz görüyoruz. E, TürkNet'in e, 1 GB interneti 400 TL gibi bir fiyata sunması ki önceden de ucuzdu. Yani e, yapay yapı altyapısında değilseniz evet Türknet sizin için pahalı olabilir ama GigaFiber'deyseniz gayet avantajlı olabiliyor. E, biz bunu Türknet'te gördük. Türknet'in yaptığı hamle diğer operatörleri biraz uyandırdı. Yani en azından Apple upload hızlarını bir miktar düzelttiler. Gigabit seviyesinde internet hızı sunmaya başladılar falan. E, umalım ki NetCS'nin bu hamlesi de e, mobil operatörler tarafında bir ılımış başlatır ve e, biz de bundan karlı çıkarız. Unutmayın ki rekabette biz son tüketiciyi kazanırız. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.